Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediyeleri Genel Sekreterler Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Gaziantep'te yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör'le 30 Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterleri ve daire başkanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği'nin belediyelerin haklarını korumaya amaçladığını söyledi. Hepinizin bildiği gibi Türkiye Belediyeler Birliği bütün belediyelerimizi kendi çatısı altında topluyor. Türkiye'de 1398 belediyemiz var. Bildiğiniz gibi bütün belediyelerimiz Türkiye Belediyeler Birliği'nin doğal üyesi. Biz de Türkiye Belediyeler Birliği olarak Sayın Başkanımızın, Sayın Bakanımızın ve encümen üyelerimizin, meclis üyelerimizin göstermiş olduğu politika çerçevesinde, hedefler çerçevesinde, kanunla verilen görevler çerçevesinde görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii bize yasamıza baktığımızda en önemli görevlerimiz belediyelerin hak ve menfaatini korumak, onların ihtiyaç duyduğu ve eğitim faaliyetlerini desteklemek, yerine getirmek, eğitim taleplerini yerine getirmek, tecrübe paylaşımını desteklemek, iyi uygulanan örneklerin yaygınlaştırmasına aracılık etmek, onlara hukuk destek sağlamak ve hem yurt içi hem yurt dışı kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek, desteklemek. Ayrıca gerek ulusal, gerekse uluslararası yerel yönetim ağlarında ve teşkilatlarında belediyelerimizin etkin temsilini sağlamak bizim görevlerimiz arasında giriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de belediyelerin birbirleriyle yarış içinde olduğunu fakat asıl yarışın diğer ülkelerdeki şehirlerle olması gerektiğini dile getirdi. Aslında şehirleri tanımladığımız zaman şehir bir medeniyettir. Şehir insan medeniyet ilişkisinde özellikle şehri vücuda benzetiyorsak eğer bu vücudun beyni, aklı, vicdanı ve herkesin kendi interlantındaki görev alanında ulaşmaya çalıştığı alanda sizden çok önemlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Ben bunu hem Belediyeler Birliği'nden, Hayrettin Bey'den biliyorum. Gayretini hem kendi kardeşim dediğim Deniz kardeşimden biliyorum. Çünkü çok zor zaman bir diliminde hepimiz, çok zor zaman diliminde hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar anlayışıyla büyük bir yarışın içindeyiz. Altyapı belediyeciliğinin bittiğini yenileyen Şahin sandığın önemine dikkat çekti. Artık 50'li yılların, 60'lı yılların altyapı belediyeciliğinin bittiğini görüyoruz. Artık ideoloji belediyeciliğinin bittiğini görüyoruz. Aslında yerel seçimlerdeki çıktıları okuduğumuz zaman kim hizmet veriyorsa onun nasıl ayrıştırdığını milletimizin, bunu nasıl ayrıştırdığını görüyoruz. Sandık çok mühim. Halk ne diyorsa olacak. Halkımızın verdiği karar hepimiz başımız gözümüz üzere. O yüzden bizim bu baktığımız noktada, yerel kalkınma noktasında, şehirleşme noktasında bu o büyük fotoğrafı hiç unutmamamız ve bunun gereğini yapmamız gerekiyor. Demokratikleşme, yerelleşme ve sivilleşme noktasında çok büyük bir hedefimiz var. Artık altyapı belediyeciliği bitti, artık ideolojik belediyecilik bitti dediğimiz noktada aslında insanı merkeze alan sosyal belediyecilikte herkes çok güzel iyi örneklerle ben de bunu yaptım dediğimiz bir başarı hikayemiz var. Konuşmaların ardından Şahin hazırlanan kısa filmle Gaziantep'e yaptığı faaliyetleri anlattı. Her yıl ben 12 bin konutu hayata geçirmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Nerede yapacağım? Nasıl yapacağım? Bu yüzden çok hızlı bir şekilde arkadaşlarla dedik ki imar master planı ve ulaşım master planını ikisini aynı anda yapacağız.